Mert. Efendim Mert. Alo. Nasılsın Deniz? Dünden sonra nasıl olayım? Beni bütün okula rezil ettin. E hak etmiştin ama. Aslına bakarsan fena da olmadı biliyor musun? Daha önce tatlıcadıydın. Şimdi popülercada oldun. Bunun rövanşının olacağını biliyorsun değil mi yakışıklı ukala? E biliyorum. Cezamı çekmeye de hazırım. Ne isteyeceksin benden bakalım? Dur bakalım. O kadar kolay öğrenmek yok. Kesin çok zor bir şey isteyeceksin. Kolay mı zor mu orasını bilmiyorum ama seninki kadar insafsız olmayacağı kesin. İyi peki. Görüşürüz. Acele etmek yok. Ben sana haber vereceğim. Onu hala anlayabilmiş değilim ya. Bu kadar önemli bir meseleyi niye bana anlatmıyorsun? Bahri lütfen bir dinler misin? Hane bak be. Mustafa Bey karşıma dikilip kızımın kleptoman olduğu iddiasıyla bir araba laf ediyor. Mustafa Pelin'in dayısı. En az senin benim kadar o da üzülüyor bu duruma. Meselemiz kimin ne kadar üzüldüğü değil. Benim niye en son haberimin olduğu. Anlatacaktım sana. Ama bu durumu ben bile kabullenememişken. Lütfen üstüme gelme, biraz anlayışlı ol. Günlerdir ne haldeyim farkında değil misin? Tamam peki. Sakin olalım. Şimdi bana her şeyi başından anlatıyorsun. Anlattım ya dün. Banu'dan öğrendim her şeyi. Ya bir daha anlat. Hem de hiçbir şey atlamadan. Ondan sonra da düşünüp taşınalım sakin kafayla. Ne yapabiliriz? Kiminle dans ettiğinin farkına var artık Banu. Karıştırdığın hatları biliyorum. Beni tehdit etmekten vazgeç tamam mı? Ve Pelin'le bir an önce barış. Yoksa bir bakmışsın, Atabaylar, Sezginerler, her şeyi öğrenivermiş. Bak o zaman gerçekten üzülürüm sana. Seni ya of! Nefret ediyorum senden. Banu! Koş koş, babam işten aradılar. Ne işi ya, ne araması? Kızım ne işi olacak, görüşmeye gitti ya. Hadi kalk kalk. Tamam ya dur. Hadi hadi. Biliyorum bacım. Ben daha önce geldim. Anladım. Tamam. Sağ ol bacım. Yarın gel işe çıkacaksın diyorlar. Gerçekten mi baba? Ay yaşasın. Dur kız yavaş. Demiştim. Avans bile verdiler. Bu iş oldu demiştim. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbim. Ay çok şükür. Şükür şükür. Aşkım. Hayırdır, şakıyorsun bugün? Ya babamlar yeniden yurt dışına gidecekler belki biliyor musun? İnanılmaz sevindim. Vay süper bir haber bu. Ben de seni merak ettim. Dün konuşuruz ararım demiştim fakat. Ha canım ya dün cilt bakımından sonra yüzüm kıpkırmızı oldu. Beni o şekilde görmeni istemedim. Nasıldı? İyi miydi Flea Clinic? Ya neyse sen onu bunu bırak da müjdeme bak. Banu. Banu. Canım benim şunu kapatmam gerekiyor tamam mı? Daha sonra arayacağım seni. Hadi bay bay. Dikkatli oluyorsun tamam mı? Sakın şüphe çekeyim deme. Gelişmelerden de beni haberdar et. Hadi bakayım. Göreyim seni. Evet. Bakalım kızımızın sevdiği yazarlar kimlermiş? Sevgi Soysal. Adalet Ağaoğlu. Ayşegül Çelik. Bu yazarlar kim ya? Aman Demirlik ya. Ne işin var senin edebiyatla? Efendim Ozancığım. Abi evdeysen geliyorum. Canım çok sıkkın. Konuşmaya ihtiyacım var. Ne oldu oğlum hayırdır? Gelince anlatırım. Hayır yani Pelin böyle bir şey niye yapar anlamıyorum ki. Ben de bunu çok düşündüm. Hatta doktor bir arkadaşımla da konuştum. Sanırım sebebini biliyorum. Neymiş sebebi?
özgüvenini yitirmiş bireylerde sıklıkla görülen bir hastalıkmış. Hor görülme, aşağılanma hastalığı tetiklermiş. Yani? Yani sen de takdir edersin ki Pelin'in bu evde pek de el üstünde tutulduğu söylenemez. İkbal, ne söyleyeceksen açıkça söyle, benim çıkarım yapacak durumum yok. Söylediğim şey gayet basit. Sen Pelin'i olduğu gibi kabul etmedin. Hep kafandaki gibi olsun istedin ama olmadı. Ha, çok güzel. Yani şimdi Pelin'in kleptoman olmasının sebebi benim, öyle mi? Bir sebebi de diyelim. Sana ne diyelim? Sen çok mu ilgili bir annesin? Yok açık oturumlar, yok tezler, yok konferanslar. Bahri, meseleyi benim kariyerime getirme lütfen. Hem sorunun nedenini değil çözümünü aramak daha akıllıca değil mi? Doğru söylüyorsun. Tartışma yapacak zaman değil. Pelin'i düşünmeliyiz. Nerede o? Odasında. Bahri, ben çok endişeleniyorum. Pelin iyileşecek değil mi? Tabii canım. Biz el birliğiyle üstesinden geliriz bu sorunun. Bunu önce bir Pelin'le konuşalım. Bunalıma bağladım resmen. Üçüncü kavaklı dere moda günleri. Ay ne eğlenmiştik o gün ya. Konser davetiyeleri. Festivaller. Ay hepsi iki kişilik. Bütün hayatım bahane olmuş benim. Ne yapacağım ben sensiz Bonnie ya? Aa. Ben bunu unutmuşum. Dershane günleri. İlk tanıştığımız zamanlardı. Ay, dershaneden çıkıp bize gelmiştik. Sensiz ne yapacağım ya? Gel Ozan, gel. Hoş geldin. Ne haber? İyi diyelim, iyi olsun kanka. Ay Erol, neyin var senin? Telefonda da sesin bir tuhaf geliyordu. Sorma kanka ya. Kafam çok bozuk. Bana yalan söylüyor. Abi kim yalan söylüyor? Hiçbir şey anlamadım. Dün moda kafedeyken... Neyse dur sen dur. Ben içecek bir şeyler koyayım da içerken anlatırsın. Banu Flör'ü değil mi ya bu? Ne işi var burada? Ne yapacağım ben ya? Of Meveş, ne kadar zor sana bir şeyler yazmak. Özgür. Gelsene Deniz. Ders mi çalışıyorsun? Yok ya. Meveş'e özel bir şeyler yazmaya çalışıyorum ama olmuyor. Meveş'e özel bir şeyler yazıyorsun. Şşt, hiç kurcalama. Yok yok, kurcalamam. Dün sayende iyi eğlendik ha. Mert seni fena madar etti. Ben Mert'ten rövanşı alınca göreceğiz bakalım kim daha fazla eğlenecek. Oo, ne yapacaksın peki, düşündün mü? Sürpriz. Vay, iyice merak ettim şimdi. Detayları okul yolunda anlatırsın hadi. Hiç heveslenme, anlatmayacağım. Evet, içkilerimiz de hazır. Biraz keyfimiz yerine gelsin ya. Anlat bakalım Gamlı Baykuş. Kim üzdü seni? Kanka, bu kimin flörü? Ne bileyim oğlum ben. Ya eve gelen giden çok oluyor biliyorsun. Biri düşürmüştür. Ne oldu, niye sordun?
Ne hiç sordum öylesine. Rengi güzelmiş. Bak ya, buz getirmeyi unutmuşum. Dur, buz alıp geliyorum. Alo. Vay Ali İhsan, ne haber? Sağ ol, iyiyim ben de. Ne oldu? Benim işle ilgili var mı gelişme? Ne diyorsun? Yani şimdi Melih Şahin okulumuzun edebiyat kulübünün başkan yardımcısı mı oldu? Vay koçum benim, aferin sana. Güzel. Bak, bir gelişme olursa filan haberdar et beni. Ha bu arada kontürün yoksa filan çağırır. Çekinme. Ben de zaten birazdan geleceğim okula. Hadi görüşürüz, hadi. E bu nereye gitti şimdi? Odamda. Nedir bu olağanüstü hal durumları? E kızımız nasıl, ne yapıyor diye bir bakalım dedik. Ne olmuş yani? Pelincim, nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Yok yok. Kesin var sizin bir olayınız. Korkutmayın beni ya. Nedir bu sabah şekeri modunuz, anlamadım ki. Pelincim, belki biz bunu çok sık tekrarlamıyoruz, unutuyoruz ama bizim seni çok sevdiğimizi sen biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne olursa olsun sen bizim evladımızsın ve bizim için çok değerlisin. Sen bizim biricik kızımızsın. Evet de. Bu hayat ailesi içinde insan bunları unutuyor ne yazık ki. Ama insanın yalnız olmadığını bilmesi çok önemlidir. Yani sen yalnız olmadığını biliyorsun değil mi? Evet canım. Biz bir aileyiz. Sırlarımızı, dertlerimizi paylaşmalıyız. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Yok yok, hayır hayır. Yanlış bir şey yapmadın da. Yani ben son zamanlarda seni pek iyi görmedim. Size söylemek istediğim bir şey var mı diye soralım. Yok. Ben iyiyim. No problem yani. Emirlerinize hazırım komutanım. Hazır olmana henüz gerek yok. Ben sana haber vereceğim. Hadi ama ne söyleyeceksen söyle, çatladım meraktan. Sabırlı olmayı öğrenmelisin yakışıklı ukala. Öyle mi? Pekala tatlı cadı. Vay 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 vay. Bizim çifte kumrular yine baş başa. Ayrılsak da beraberiz diyorsunuz yani. Çok güzel. Gözlerim yaşardı ya. Niyeyse ben sizin gibi olamıyorum. Hiç böyle yapamıyorum yani. Ya Melih. Mert, lütfen. Ben derse gidiyorum. Lütfen sakin ol. Görüşürüz. Görüşürüz Deniz. Ya sen ne lüzumsuz musun? Şşş. Ne dedi Deniz? Ne dedi? Sakin ol dedi değil mi? Bak söylerim ha. Aranız bozulur. Mert. Heh. Senin dört gözlü kırpık da geldi. Gel. Gel canım. Ya şu senin arkadaşına bir sakin olmayı öğret. Çok sinirli, çok fevri. Sen ona sakin olmayı öğret.
O da sana kekelemeden konuşmayı öğretsin ha? Öğretin ya birbirinize. Pelin'cim, insan ebeveynini arkadaşı yerine koyamaz belki ama bizim hayat tecrübelerimizden faydalanman gerekir. Evet Pelin'cim. Biz doğru yolu göstermek için her zaman buradayız. Unutma bunu, olur mu? Ben cidden bir şey anlamadım anneşkom. Pelin'cim, hatırlıyor musun? Sen küçükken ben sana bir yurt dışından saat hediye getirmiştim. Sen de onu kaybetmiştin ama bize bir türlü söyleyememiştin. Evet ya, kabustu resmen. Evet, hiç unutmuyorum. Eve bir girdim, masanın üzerinde bir teyp. Teybin üzerinde de bir not. Play'e bas. Bütün kabahatlerini bize söyleyemediklerini o kasete söylemiştin. Çünkü kızacağınızı düşünmüştüm, çok korkmuştum. Sonra ne olmuştu peki? Kızmamıştınız. Sen yenisini getirmiştin. Bak gördün mü? İnsanın anne babasına karşı dürüst olması ne kadar önemli. Tabii bütün olayları Özgür tezgahlamıştı. O yardım etmişti yani. Zaten babam da söylemişti. Bunu düşünse düşünse Özgür düşünür diye. Pelin de kafa tın tabii. Aa, aşk olsun, böyle şeyler söyleme. Evet, kendine haksızlık yapma kızım. Sen çok akıllı bir kızsın. Neyse. Uzun lafın kısası... Ne zaman bir sıkıntın, bir derdin, bir problemin olursa bunu bizimle paylaşmanı istiyoruz. Evet, her zaman. Ne olursa olsun. Okey, anlaştık. Bak görüyor musun? Bir şey yokmuş gibi davranıyor. Ben uzman bir arkadaşımla görüşeceğim. Nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz. Ben de geleceğim, birlikte gidelim. Bugün Mert'e büyük bir sürprizim var Mehveş. Yaşasın! Dünün intikamı alınacak. Ama yardımına ihtiyacım olacak. Özgür. Kesin Mehveş'ten yardım isteyecek. Adım gibi eminim. Ne yapacaksın peki? Ben bir şey yapmayacağım Özgür. Sen yapacaksın. Ben mi? Gidip Mehveş'in ağzını arayacaksın. Sabah ağzımı aramaya kalktım ama bir şey demedim. İyi yapmışsın. Dikkatli olalım. Senin de ağzını arayabilirler. Merak etme sen. Merak edecek bir şey yok. Deniz seni seviyor. Olmadık bir şey istemez. Öyle mi dersin? İstemez, rahat ol. Onu demiyorum Özgür. Deniz beni gerçekten seviyor mu acaba? Seviyor. Tıpkı senin onu sevdiğin gibi. Sevdiğin için kıyamıyorsun değil mi başka bir şey yaptırmaya? Çok mu belli oluyor? Mert'i sevdiğim. Lütfen aç Bani. Lütfen aç. Efendim Pelin. Banu. Merhaba, nasılsın? İyi değilim Pelin. Ben de hiç iyi değilim. Konuşalım mı? Pelin, bana biraz zaman ver. Farkındayım, panik oldum. Anlıyorum da. Ama seni affedemiyorum Pelin. Yani lütfen birazcık zamana ihtiyacım var. Çok haklısın canım. Ben... Bak, bu yaptığının bir bedeli var Pelin. Çok üzülüyorum Banu. Ben ödedim o bedeli. Hayır, ödemedim Pelin'cim. Neyse. Kapatmak istiyorum. Zaten zamanı gelince konuşacağız. Hadi hoşça kal. Konuştu. En azından konuştu. Çözülecek bu iş. Ooo! Yalan valla. Şimdi ben kulübün başkan yardımcısı mı oldum ha? Bu mudur yani? Evet abi. Zaten kitap para falan deyince bunların dibi düştü zaten. Ha. Abartma lan. Aferin sana Ali Nazik. Aferin. Gel. Sandım ben çok daha akıllı çıktın sen.
Lokum, dindi mi gözyaşların? Aşkım, Banu konuştu benimle. Affedecek beni, her şey düzelecek. Çok mutluyum Melih ya. Öyle mi? Bak sen. Demek bizim Banu sonunda hatasını anladı. Güzel. Hey hayatım, bu meselede çözüldüğüne göre ben de artık kendi işlerime bakabilir miyim? Hı? Sonra görüşürüz. Tamam canım, bye bye. Senden bazı yazarlar araştırmanı istemiştim. Ne yaptın onları? Araştırdım abi. Toplantıdan sonra detaylı bir sunum yapacağım sana. Şimdi gidelim mi? Bizi bir... Seni bekliyorlar abi. Gidelim. Gidelim. Çayları da al. Tamam.